Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Megane 3'lerin, Flanster'in orijinalinde standart bir halı paspas var. Ön şoför tarafı tırnaklı bir klipslerle zemine tutturulmuş. Yolcu tarafında, sağ ön yolcu tarafındakiler de paspasların altındaki bir cırcırt vasıtasıyla zemin döşemesine, zemin halısına sağlam bir şekilde tutunuyor. Ancak arka taraflarda bu yok. Bundan dolayı da çocuklar inip binerken ya da herhangi bir yetişkin araca dikkat etmeden inip binerken paspasları ayaklarıyla kaydırıyorlar. Bu sebepten de aracın zemin halısı batıyor. Ben bu paspasların kaymasını engellemek için dışarıdan cırcırtlardan satın aldım. Cırcırtın tırnaklı tarafından. Şimdi paspasları eve götürüp bir güzel yıkayacağım. Daha sonra da almış olduğum cırcırtları paspasları dikip girip aracımda test edeceğim. Bu şekilde paspasların kaymasını önleyeceğimi düşünüyorum. Şimdi paspasları alıp eve çıkalım ve işlemlere başlayalım. Evet arkadaşlar, paspasları bir güzel yıkadım, temizledim. Şu an dikime hazır. Aldığım cırt cırt şöyle. Bunlardan 10'ar santim kesip paspasın hem alt ön tarafına hem de arka tarafına bunları dikeceğim. Umarım iyi bir çözüm olur. Şimdi dikiş makinemi hazırlıyorum. Bunun için de yine siyah ip kullanacağım. Bu siyah ip de sentetik olmasına özen gösterin. Pamuklu ip çünkü atabilir. Paspasın kendisi sentetik olduğu için pamuklu ipi yer. Ondan dolayı sentetik bir ip kullanacağım. Şimdi makinemi de hazırlayayım. Dikim işlemine geçelim. Birazcık dikiş makinesi kullanım videosu gibi oldu ama olsun. Evet arkadaşlar, paspasın bir tanesini dikim işlemini tamamladım. İp de siyah oldu. Makine de güzel dikti. Herhangi bir ön taraftan belli olmuyor. Arka taraftan da şöyle en uç kısmından diktim. Paspasın kenarındaki şeritten dikmek istemedim. O birazcık daha gri, ip siyah olduğu için çok göze batmasın istedim. Şu an için güzel oldu. Arabanın içinde de belli olmayacaktır bu dikişler. Tamam. Bu şekilde paspasımızın hem altını hem üstünü dikmiş olduk. Evet arkadaşlar, paspasları diktik. Şimdi monte edelim bakalım. Cırtlarımızı yapıştırdık. Evet, güzelce paspas. Cırtlar güzelce tuttu zemin halısını. Şöyle. Evet, hatta tahmin ettiğimden daha da güzel oldu. Herhangi bir hareket etmiyor, kaymıyor. Artık çocuklar istedikleri gibi hareket etsinler. Güzel oldu.
Siz de bu dertten muzdaripseniz böyle bir çalışma yapabilirsiniz. Görüşmek üzere.